Bugün bir arkadaşımızın evinde misafir olacağız arkadaşlar. ICT ve can sit. Thank you. Yani gerçekten çok beğendim manzarayı. Şuraya bakar mısınız? Abimiz canlı canlı yiyor. Şöyle bir halk pazarına geldik. Böyle halk pazarları biraz eğlenceli oluyor. Bugün de zaten pek bir şey yapasım yok yani, o yüzden böyle bir halk pazarına geldim. Şöyle bir gezim. Orada biraz otur, vakit geçiririm yani. Böyle oturma yeri var. Tabi bunlar demirden ya böyle. Hemen pazarımızın yanında oturuyoruz. Hayat bu ya. Vallahi. Hayır. Aç kalıyoruz ama olsun. Az önce kamerayı kapattıktan sonra bir kardeşimizle tanıştım ben telefondan. Görüntülü aradı. Yani biraz sohbet, muhabbet. O sordu, ben cevapladım. Ben sordum, o cevapladı. Nerede oturuyorsun? Siraçağ'da falan dedim. Yalnız seyahat ediyorum dedim. İşte motorum var dedim. Burada Pattaya'da kendisi. Ben dedi hiç Siraçağ'da bulunmadım dedi. Ve yarın dedi, ben şu an çalışıyorum. Yarın dedi izin günüm dedi. Gelip beni alır mısın dedim. Motorunda beni alır mısın dedi. Siraçağ'ı gezmek istiyorum dedi. Tamam seni alırım ama dedim. Hani akşam nasıl geri gideceksin dedim. Çünkü akşam minibüs olmuyor dedim. Ve ben seni bırakamam dedim. Gideceksin, geleceksin, bir daha gideceksin 3 kere. Çok uzun mesafe çünkü. O da sende kalabilirim dedi. Ben de peki dedim. Peki o zaman yarın birlikte gene gezebiliriz dedim. Çünkü yarın izinli günü. Birazdan yemeğimi yiyip Pattaya'ya gideceğiz. Ben de bugün ne yapacağım diye kara kara düşünüyordum. Bir kardeşimizle tanıştık. Onunla vakit geçiriyoruz. Şimdi Pattaya'ya giderken yolumuzun üstünde böyle bir yer gördüm. Hemen ani bir fren yaptım. Buraya motoru park ettik. Burası böyle güzel bir park alanı yapmışlar. Çok güzel buraya ya. Umarım herhalde içerisinde güzeldir. Hadi gidelim bakalım. Vallahi içerisi çok güzel ya, beğendim. Bir de buralarda böyle gezdiğiniz zaman bu tür yerlere rastlamanız çok çok yüksek. Çekirgeler var.
gelecekler var ya işte. Ne diyorduk? Tayland'da böyle gezerken yani bu tür yerleri her yerde görebilirsiniz. Köy gibi yerlerde gezseniz bile böyle yerleri çok görebilirsiniz. Çok sık görebilirsiniz yani. Yani sanmayın ki Tayland'da işte popüler yerlerde böyle şeyler olur. Alakası yok. Köy gibi yerde bile böyle bir yer görebilirsiniz. Çünkü bu Taylandlar eğlenmeyi çok iyi biliyor. Gerçekten çalışıyorlar. Eğleniyorlar. Vallahi bizde hiç böyle bir aktiviteler yok yani. Türkiye'de olsun, bazı yerde, birçok ülkede yok. Türkiye'de hiç yok. Türkiye'de ne var? Evden işe gitme var, işten eve gitme var. Senede bir de memlekete tatile gidebilirsek ancak öyle gideriz. Onu da tatil yaptık deriz yani. Aslında o da tatil sayılmaz ama. Vallahi bu Taylandlara hayranım ya. Yani ben burada biraz abartı olacak ama girip çıkmadığım sokak kalmadı. Şehir kalmadı. Yani en ücra yerlerde bile çok leziz böyle güzel eğlence mekanları gördüm ben. O yüzden çok takdir ediyorum burayı. İnsanlar akşam böyle iç çıkışı. Akşam iç çıkışı geliyor burada. Sosyalleşiyor. Evet. İşte sosyalleşmek diye ben buna diyorum. Gerçekten işte bunlar eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi iyi bilen ülkeler. Ha bir de şöyle bir dipnot düşeyim. Tayland işte dünyada iki ülke varsa sömürmeyen, birincisi Türkiye. İkincisi de Tayland arkadaşlar. Bağımsızlıklarından hiç ödün vermemişler. Hiçbir zaman sömürge ülkesi olmamışlar. Türkiye gibi yani. Yani bu da şu anlama geliyor. Milliyetçilikleri, duyguları yüksek. Bunu hiç ben fark edemedim ama yani tarihte hiç sömürülmeyen bir ülke olarak kalmışlarsa bu da demek ki milliyetçiliklerin yüksek olduğundan dolayıdır. Birçok savaşa girmişler ama hiçbirinde sömürülmemişler, boyun eğmemişler yani. Aynı Türkiye gibi. Neyse içeriği gördük. Biz fazla geç kalmadan Pattaya gidelim çünkü arkadaşımızı alacağız. Tekrar geri geleceğiz. Arkadaşlar şimdi planda değişiklik oldu. Arkadaşımız dedi ki bana bugün bu gece bende kal dedi. Yarın sabah dedi Siraçay bölgesine gideriz senin motorunla dedi. Ben de peki dedim. Arkadaşımız bu Center Pattaya'da çalışıyor. Ve burada bir sitede oturuyormuş. Kondo. Kondo deniyor. Sitede oturuyor. Bir saat sonra falan kendisi paydos edecek. Buraya gelecek ve birlikte onun evine gideceğiz. Bugün bir arkadaşımızın evinde misafir olacağız arkadaşlar. Evet. Buralar çok güzel. Burada ben biraz vakit geçirmeye çalışacağım. Şimdi Center Pattaya geldik. Arkadaşımız 4. katta çalışıyor. Ben 3. kattayım. Bir üst katta çalışıyor. Bakalım. Uzaktan da olsa görebilecek miyiz veya iş yerine girip tanışabilecek miyiz bilmiyorum. Şimdi şu an çalışıyor. Bakalım. Şimdi arkadaşımızı beklerken klinin önünde içeri gelebilirsin dedi. Biz de içeri girelim bari, içeride bekleyelim. Şurada bekleyelim. Orada oturma yeri var. Şöyle kap. I sit here. Can sit. Thank you. Arkadaşımız böyle bir sitede, büyük bir site var ya. Bayağı bir güzel benziyor.
birinci katta oturuyormuş. Fakat onu bekliyoruz şimdilik aşağı inmesini. Çünkü işten çıktı. Elbisesini, iş elbisesini değiştirmesi lazım. Ben de onu bekliyorum burada. Burada bayağı bir büyük bir bina var. Hemen şurada da var. Bir, iki, üç, dört. Bayağı var. Fakat tabii arkadaşımız kameraya çekilmesini istemediği için kameraya pek çekemiyoruz. Yani arkadaşımızın evinin manzarası süper. Yani gerçekten çok beğendim manzarayı. Şuraya bakar mısınız? Günaydın arkadaşlar, sabah oldu. Bir de gündüz gözüyle manzarayı görelim. Arkadaşımızın evinin manzarası çok güzel. Hemen şurada sahil var. Tahminim 1-1,5 kilometre mesafe var. Muhteşem. Dün akşam gece vakti hemen yatak odasından baktık manzaraya. Şimdilik balkondayız. Çok güzel manzarası var. Beğendim. Ben de şimdilik burada oturup manzarayı seyredeceğim biraz. Merhaba arkadaşlar. Tabii Pattaya'ya biraz merkeze çok uzak. Belki bir yerde oturup müzik dinleriz. Asıl sahil şurası da. Şöyle şu kayalara bakmaya gidiyorum. You know how many make this? Not to get little eating. Yeah, sashimi. Bunları böyle canlı. Bunları böyle canlı yiyorlar pişirmeden. Bir tane yeni de gelsek de görsem, hiç görmedim. Aa, bu bayan seç. Canlı mı yiyordu? Aa, bunlar... Bunlar sipariş vermiş herhalde. Evet evet. Birazdan onlar yiyecek. Yavrumuz doğuruyor. Bunlar da burada yeneceklerini bilmeden huzurlu bir şekilde yüzüyorlar. Ne güzel. Abimiz canlı canlı yiyor. Alay. Alay delicious, lezzetli demek. Abimiz yedi, bir de lezzetli diyor. Demek ki lezzetli. Yenesek mi bir tane?
karayollardan tırmanan tırmanan. Bakın anne köpeği görüyor musunuz? Anne köpek çocuklarına mama getiriyor. Nereye getiriyorsun? Bak kendi yemiyor, çocuklarına götürüyor. Ya merhamet. Evimize geldik arkadaşlar. Gezdik, eğlendik. Tekrar evimize geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eşinize, dostunuza önermeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık.